Aman Kadir, çok değil mi? Aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi lan. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaz. Günaydın, 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 günaydın. Aragaz Salı günü başlamış bunların efendim. Kadir Çöpten ve Pascal Numa vazifelerin başında. Negatifinizi çok çok emip pozitifi dazır dazır verecekler. İşte negatif vidanjörünüz paldum dudak Pascal Numa. Abi günaydın. Nedir yavrum son durum? Normal ama bugün var ya canım hiçbir şey istemiyor. Niye? Bahar geldi. Ya o zaman bana her mevsim bahar. O ne abi? Ben hiçbir zaman işe gelmek istemiyorum. Gelme abi o zaman. Ya gelmeyeyim de evde çorba içip kaynatsın pasta. Ha? Ya hayat tuz dedikçe bizim içimiz cız etmiyor mu, onu ne yapacağız? Abi sen bekar değil misin? Bekarım. Evde kim tuz istiyor? Yavrum bekarım tamam, yalnızım da ideal bekarım ben. Yancım çok. Benim ev sığınma yurdu gibi canına yanayım. Gelen kalıyor. Kadir sen var ya misafire çok ikram ediyorsun. Ne yapayım be Pascal? Babadan böyle gördük. Misafire ikram yapacaksın abi. Ondan sonra var ya yancı oluyorsun. Ya Pascal ne yapalım? Bunların rızkı da bizim elimizden demek ki. Allah böyle yazmış şeklimiz ya. Bana bak, bu ay zam aldın mı sen? Aldım abi. Sen aldın mı? Aldım. Kaç zam yaptılar sana? Bir ufak bir şey. Diyorsun. Evet abi. Sana daha mı çok? Yok oğlum be. %1-1.5 falan bir şey. Abi ya niye böyle oldu? Pascal bu zamanda iş bulmuşuz. Sen bırak zammı falan. Fazla kovalama bu işleri. Şimdi istifa etsen yerine geçmek için kapıda bekleyen 1000 tane adam var. İşe güce sarılma zamanı şimdi. Şu programı asıl biraz Pascal, asıl ya. Her zaman da söylüyoruz. 10 numara iş yapıyoruz. Daha ne yapalım? Ya bir fark koy ortaya Pascal. Değişik bir şey yapalım ya. Yok artık ya. Ne yapacağız ya? Ya görsel bir şey gerekirse onu da yaparız Pascal. Ama radyoda yapsak heba olur. Kimse görmez yani. Abi senin gözünü var ya hırs vurmuş. Ne yapayım? Yaşımız olmuş 50. Hala işsiz kalmaktan korkuyoruz. Allah'tan reva mı ya? Ha? Bizim gibi delikanlılar olur mu bu? Şimdi senle ben çoktan serveti yığmış Los Angeles'ta House of Villa'da garden party veriyor olmamız lazım ya. House'da böyle F-16 gibi kızlarla doldurup böyle kenardan pirzola yapıyor olmamız lazım. Efendim? Kızlar House'da ooo Kadir, Pasko acıktık diyecekler. Biz de mangaldaki pirzolardan birkaç kalem atacağız House'daki kızlara. Abi bunlar köpek balığı mı? Abi roleplay dünyasında hiç yoksun yeminle. Kardeşim ben gerçekçiyim. O zaman gerçekçi olarak Twitter adresimizi ver bari. Pascal Askışgi Kadir. Pascal Askışgi Kadir Twitter adresimiz. Bize tweet atanların Allah ne muradı verse versin. Amin. Allah tweet atanları tez zamanda zengin etsin. Amin. Bekarlara dört başı mamur kısmet nasip etsin. Amin. Kariyer peşinde koşanlara çifter çifter kıdem atlamayı nasip etsin. Amin. Hadi Aragaz başlasın. Efendim işiniz gücünüz rast gelsin, tabancanızdan ses gelsin. Hadi bakalım. Hayırlı işler. Aragaz. Aragaz. Pascal. Gel mi? Dinleyici sorusu var. Abi bekle. Twitter adresimizi verelim. Pascal Askışgi Kadir. Pascal Askışgi Kadir. Evet, Twitter adresimiz. Tweetlerinizi bekliyoruz. Didem soruyor efendim. Ben diyor uluslararası ilişkiler okuyorum diyor. Almanların bu her alandaki başarısının sırrı nedir diyor. Çok kitap karıştırdım bulamadım diyor. Size sorayım diyor. Dünya kupasını bile yürüye yürüye aldılar diyor. Ne diyorsunuz diyor. Ne diyorsun Pascal? Abi Alman başarılı değil. Diğerleri başarısız. Ha, ama bu bir bakış açısı da. Benim bu konuda bir saptamam var Pasko. Neymiş o? Ya şimdi bir kere Alman'ın başarısından bize ne? Yani o onun reçetesi. Ben senin reçeten var mı diye sorarlar. Yok. İkincisi Alman'ın başarısının sırrını soruyoruz ama yani biz Alman'ı ne kadar tanıyoruz ki? Alman hakkında bilgimiz ne? Tek şey o Almanlarla ***mak ayıp değil, yeğirmek ayıp. Evet. Ya o ne oluyor o zaman? Alman ortalık yerde rahat rahat
yaptığı için bu kadar başarılı oldu addediliyor. Olur mu? Olmaz. Alman'ı tanımadan başarısını tanıyamam. Yanlış mıyım Pascal? Doğrusun abi. Bak aynı şey Japon için de geçerli. Baktığın zaman Japon mucizesi diye bir şey var. Adamlar her konuda başarılı. Peki biz ne biliyoruz Japon hakkında? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Tek şey hariç Japon'un küçük. Öyle diyorlar. Ya arkadaş, Japon dediğin tepesine iki tane atom bombası yemiş. Yine külünden doğmuş. Sırrı bu. Bunun küçükse başarısı büyük oluyor demek ki. Öyle mi? O yüzden önce Alman, Japon'u tanıyalım. Sonra başarısının sırrını öğrenelim. Öyle mi Pascal? Öyle abi. He, misal Pascal Numa. Efendim abi. Bu adam suçun, cinayetin, uyuşturucunun içinden pis bir çevreden çıkmış. Oradan çıkıp bir yerlere gelmiş. Peki ne biliyoruz Pascal hakkında? Ha? Tombala'dan başka ne biliyoruz? Efendim? Abi hatırlatma ya. Hayır, yanlış mıyım kardeşim? Bu adam avuçladığı için mi başarılı? Yani başarılı insanların sırrı arkadaşlar, onları başarıya mecbur kılan nedenlerde saklı. Onlara da bakmak lazım. Sen de başarılısın. Yani bizim de bir başarımız var tabii. Beni de ne kadar tanıyor insanlar. Oy oy oy, ekmek teknesi radyo. Peki asıl Kadir Çöptemir nasıl, bilen var mı? Yok. Soran var mı? Yok. Olmaz öyle. Kadir bir sakin ol. Sinirlendin. Yok ya. Abi niye sinirleneyim? Ama stresleniyorum. Yani bak, başarı içinde belli bir oranda stres şart Pascal. Gevşek ve rahat adam başarılı olamaz. Ben de oldum. Ben de stres yok. Olmaz mı? Var ya. Nasıl var? Ya Pascal, sen başarılı olmasan Paris'in banliyösünde yatırıp derdi seni ya. O stres yüzünden başarılı oldun sen. Aa evet abi. Bak o doğru. Bak şimdi yine stres yapın. Tabii sakin sakin sakin. Çıtaks çıtaks. Sen artık hayatta yırtmış bir adamsın. Gelecek kaygısı için streslenmene gerek yok. Çıtaks. Rahat olayım değil mi? Tabii abi. Gevşeyebilirsin. 45 senedir kendimizi sıkıyoruz, yeter. Yapacağımızı yaptık, tamamdır. Sonra bize yolun inişi, şeyin genişi lazım. Neyin genişi? Hayatın yani genişi, evin, arabanın, her şeyin ferahı yani. Ya, çıtak diyorsun. Tabii çıtak. Aragaz. Arkayı dörtleyenlerin dinlediği program. Aragaz. Pascal. Geldin. İşte o an geldi Pascal. Yüksek sanata maruz kalmaya hazır mısın? Eyvah, posta mı? Temiz kalplisin Pascal. Sana malum oldu. Evet, posta şiiri okuyacağım. Abi bekle. Maske takacağım. Şairimizin adı Yakup Ciddi. Ciddi misin? Ben değil, Yakup Ciddi. Afyon Karahisarlı, 13 yaşından beri şiir yazıyor. Şimdi kaç yaşında? 14. Eyvah, o zaman bomba giriyor. Yakup Ciddi'nin şiirinin adı Ben Gidersem. Bize ne kardeşim? Git. Evet, Posta Gazetesi'nin Yurdum Şairleri köşesinden Yakup Ciddi'nin şiiri. Hadi buyur. Ben gidersem elveda demem, etmesem de inkar sevdiğimi söylemem. Herkes ağlarken sadece ben gülemem. Ben gidersem artı geriye dönemem. Giderim, sadece giderim, ardıma bakmam. Kelam etmem ama sevdamı da saklamam. Ölüm değil ki gidişim, sadece hazin bir son. Geri dönüp istemem bir şey, kalsa da üstümde bir don. Ah, bir zaman cennet sanardım. Oysa ki yüreğimdeki ataşla yanardım. Düşündük ki savrulmuşum ateş iken kül olmuşum. Bir zamanlar vezir iken şimdi dandik olmuşum. Nasıl buldun Pascal? Ölmüşem, bitmişem. Sanat çarptı yavrum seni, olur öyle. Biraz temiz hava al. Aragaz. Didigal. Her an Pascal çıkabilir. Pascal. Efendim. Twitter adresimizi ver canım. Pascal Askışge İkadır. Bu kim şimdi? İki laf edemiyoruz ya. Sevinim çok. Alo. Alo. Kadir'im. Sen misin? Oo, Hacı Dert Vedir abim. Öpüyorum ellerinden abi. Estağfurullah. Gözlerine öperim genco. Pascal nerede? Yine manitacılık peşinde mi? Hacı Dert abi. Buradayım abi. İşin başında. Aferin. Güzel güzel ekmeğinizi kovalayın. Sizi hep böyle görmek istiyorum. Ya Hacı Dert Vedir abi, iyi ki aradın ha. Sana bir şey soracaktık abi ya. Sor genco. Dükkan senin. Evladım, o malları yerden al, tezgaha diz. Hadi bakayım. Bazı yerde beklemez. Ekmek lan bu. Hayrola abi? Yine ticaret mi? Ne işine girdin Hacı Dert Vedir abi? 1 milyoncu açtım Star Wars'a Kadir'im. Ama 3-5 kalem 1 milyon, geri kalanı kaktır. Ucuz pahalıyı sattırıyor. Çok güzel ticaret. Abi, sen bu işleri çok seviyorsun ya. Ne yapalım Paskal'ım?
Bu yaştan sonra elin yanında işe girip öt öt mü dinleyelim? Hacı Dert Bedir abi, sen işini bilirsin. Ben sana şeyi soracaktım ya. Ya bu NASA bir toplantı düzenleyecekmiş. Uzayda yeni keşifler yapmışlar, onu anlatacaklarmış. Seni bilgilendirdiler mi? Sen biliyor musun neyi keşfetti bunlar uzayda ya? Başını keşfettiler Kadir'im. Aa, nerede gördüler? Aman abi dikkat et. Taş topaç örneği diye koparıp dünyaya getirmesinler. Yavrum, siz hakikaten deniyor musunuz yoksa maksus mu böyle yapıyorsunuz? Lafın gelişi söyledim. NASA uzayda ne keşfedecek ki lan? Öyle bir çapları yok. Ama abi bu adamlar milyon dolar harcıyor. Yavrum, NASA dediğin koca bir balon, koca bir tıs. Arada bir bizim buralara mekik yolluyorlar, maymun yolluyorlar, şebek yolluyorlar. Kimse umursamıyor. Bir de 40-50 sene evvel Ay'a adam yolladı bunlar. Neil Armstrong diye bir kamil. Biliyorsunuz değil mi? Ya tabii ki biliyoruz Neil Armstrong. Bilmez miyiz ya? Bu lavuk Ay'a iner inmez gitti bir köşeye gitti. Tak çektik bunu kenara. Birader ne yapıyorsun lan sen diye. Abi pardon sizi görmedim dedi. Kızlara da laf atmışlar. Bir iki dövdük bunu biz. Allah Allah Allah. Böyle anlatmadılar bize. Abi vurmayın ne olur. Uzayın yabancısıyım. Bilemedim emmiler dedi. Bunun oksijen ortumunu sokup dünyaya geri yolladık. Allah Allah. Neler olmuş ya? Evet abi. Ay'a inerken benim için küçük, insanlık için büyük bir adım falan dedi. Önemli laflar söyledi ya. O da yalan Kadir'im. Bu park edilmez yere indi. Mekiğin camına tıkladık. Birader mekiğini çek buradan dedik. El hareketi çekti. Mekiğin camından dışarı çekip marizledik bunu. Ben bundan sonra var ya masaya asla inanmam. Yavrum bu Amerikalılar her yerin sahibi kendileriymiş gibi davranıyorlar. Bunların her gönderdiği mekiği çizip yolluyoruz biz geriye. Birkaç tanesinin de farlarını kırdık. Amerikalıların havası Star Wars'ta sökmez Kadir'im. Abi sen şimdi bu NASA bir şey keşfetmedi mi diyorsun yani uzayda? Yok be kardeşim. Bir ara ben bunlarla dalga geçmek için 100 dolar bıraktım Ay'a. Bunlar aldılar 100 doları, hiç haber vermediler kimseye. 100 doları cebellezi ettiler. Halbuki Ay'da 100 dolar bulduk diye ortalığı yıkmaları lazımdı. Büyük tırnakçı bu Amerikalılar. Bunlar kolpacı. Aynen öyle Paskal'ım. Ya Hacı Dert Bedir abi. Valla senin gibi delikanlıyı görmedi şu galaksi. Görmemiştir abi ya. Seviyorum sizi Allah'ın cezaları. Bana bakın. Yok mu oğlum etrafınızda Hacı Dert abinize göre düzgün bir hatun? Tanıştırın. Karizmatiyim, başarılıyım, kariyerliyim, ünvanlıyım. Ama hala Elizabeth Eleanor. Yakışır mı lan? Zınzır atıyorum burada. Abi vallahi yok. Olsa tanıştırırız. Ama yok ya. Ya Hacı Dert Bedir abi. Senin karizmanı kaldıracak bir kadın bulamıyoruz ki gezegende. Daha önce kaç defa konuştuk ya. Evladım karizmamı kaldırmasına gerek yok. Başka türlü bir servis bekliyorum ben. Tamam abi yine bakacağız biz. Dört başı mamur bir abla bulursak seninle tanıştıracağız merak etme. Seviyorum sizi Allah'ın cezaları. Hadi kaçtım görüşürüz. Aragaz. Muhabbetin belini kıran program. Aragaz. Paskal. Bro. Elimde bir haber var okuyacağım. Yapıştır dayı. Sahipsiz kaldı. Kim o? Polonyalı model Kamila Makowiak. Resmi burada görüyorsun. Bakayım. Bak. Of. Kadir ben sahip çıkayım buna. Yavrum bu seni de yer beni de yer beraber sahip çıkalım buna. Kaç kere sahip çıkarız? Abi ben bunu her gün iki kere sahip çıkarım valla. Niye sahipsiz kalmış? Şimdi bak bu 5 yıldır birlikte çalıştığı ve sevgilisi olduğu menajeriyle profesyonel ve özel hayatta ayrıldıklarını belirtmiş. Ben artık ölüme bakacağım demiş. Bak ben derim ki bu Kamila'yı arayalım. Menajeriyle neden ayrılmış, neden bozuşmuş öğrenelim. Kendisine menajerlik teklif edelim. Abi süper fikir. Hemen ara. Oradan yürüyelim yani. Yürü. Arıyorum. Çalıyor. Alo. Menajeriyle ayrıldıktan sonra sahipsiz kalan Polonyalı dünya güzeli manken Kamila ile mi görüşüyorum? Selamünaleyküm aşkım. Ben Kadir Çöptemir yanımda Paskal'ıma var kız. Kamil ne haber? Kamil ne abi? Abi Kamil yanım kes atması. Kamil. Olmuyor Kamil Paskal'ı. Alo Kamil ya. Şimdi canım yok sana Kamil demedi ya. Ha kendisi Kamil'in önünde giden ha haberi yok. Şimdi Kamil'im canım sen menajeriyle yollarını ayırmışsın yalnız kalmışsın ne oldu? Evet yapma ya ama olmaz ki.
Vallahi bize de soruyorlar, olmaz diyor. Çok haklı. Ne diyor, ne diyor? Diyor ki hiç sorma Kadir'cim diyor. Bu menajerim bana iş bağlarken stopajı diyor şey ettirmemiş diyor. Makbuzu eksik kesmiş diyor. Açıktan para almış diyor. Yakamıza yapıştılar diyor. 2 senedir diyor ceza ediyoruz diyor. Yol verdim ben de ye diyor. Abi vergi mi? Öyle mi? Ödemek lazım. Alo Kamil ya canım, şimdi Pascal'la ben sana bir teklifle geleceğiz. Anlamadım. Gruba karşı mısın? O ne ya? Haydi. Yok yavrum, öyle bir teklif değil ya. Pascal'la ben senin menajerin olmak istiyoruz Kamil ya. Evet Kamil ya. Sana iş bağlayacağız. Tabii abi. Kamil ya. Bak bize her işten %15 bir sakal atacaksın. Bir sürü iş bağlayacağız. Hatta sana ilk işi bağladık. Bizim harami dereli çok komik Osman abimiz var. Ağır güzel bir abi. Kendisi internet kafe açacak. Onun açılışına götüreceğiz seni. Yoldan geçenlere gel gel yapacaksın. Hem müşteriyi içeri çekmek için. He, Counter Strike oynarken dayayacağız çayla tostu. Güzel ekmek var. He, 10 bin lira artı stopaj artı KDV mi? He, bağladık işi, bağladık. Hadi bakayım. Hadi, o ne demek ya? Ne diyor abi? Abi %10 veririm, fazlası çalışmaz diyor. Hiç vermesi. Ne fark eder kendini? He, yavrum Kamil ya, zaten biz yüzlerin peşinde değiliz, senin peşindeyiz. Atla gel İstanbul'a canım benim ya. Yok yok, otele gerek yok. Bir gece Pascal'da, bir gece bende. He. Tabii orta nokta bulacağız ya. Tabii biz seni ortada buluruz. Hadi gülüm. Hadi canım, biz seni bekliyoruz. Ha, işin gücün rast gelsin. Tabancandan ses gelsin. Hadi Kamil hadi. Kendi ha. İlk geceyi bende kalsın. Pert olur abi o. Yapmayalım onu. Bir şey olmaz onu. Peki lan peki. Aragaz. Zeki, çevik, ahlaksız program. Aragaz. Pascal. Kadir. Dinleyin sorusu var. Hemen bakalım. Twitter adresimizi ver. Pascal Askizgi Kadir. Pascal Askizgi Kadir Twitter adresimiz. Tüm sorularınızı buraya gönderebilirsiniz. Sedat diyor ki Kadir abi, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ı inşaat işine senin soktuğun doğru mu diyor. Heh, iyice uçmuşsunuz. Bak Pascal, kulağa çok absürt geldiğini biliyorum ama gerçek. Evet, Donald Trump'ı inşaat işine ben soktum yavrum. O nasıl ya? Yıllar evveldi Pascal. New York'ta inşaat fakültesinde okuyorum. Bir yandan da açlığımı çıkarmak için inşaat çavuşluğu yapıyorum. Sen New York'ta inşaat mı okudun? Evet evet, 2 yıl kadar okudum. İnşaattan bir dat alamadım. Neyse onu diyordum. New York'ta inşaat çavuşluğu yapıyorum. Bir ara yeni bir inşaat işi aldık. Amele lazım. Bana bul dediler. 10-15 tane amele bul dediler. Aldım damperli kamyonu. Amele pazarı var New York'ta. Bütün böyle ameller duvar dibine çömmüşler, bekliyorlar. Beni görünce ayağa kalktılar bunlar. Niye? Saygı mı duyuyorlar? Ben iyi haftalık veriyorum. Hem işçi haklarını da tam veriyorum. Ondan sonra o ara New York'ta ne kadar amele varsa Kadir Çavuş'un inşaatına çalışmak istiyorlar. Kadir Çavuş kim? Ben yavrum inşaat çavuşuyum ya. Yani Surgeon Kadir diyorlar yani. İngilizce çavuş manasında. Beni görünce ayağa fırladılar. Surgeon Kadir beni de al. Sen gel. Seçtim 15 kişi. Baktım duvar dibinde böyle sarı tüyü bozuk saçlar fönlü biri oturuyor. Fönlü sen amele misin dedi. Ameleyim ağam dedi. Sen niye kenarda duruyorsun lan, atlasana dedim. Ağam ben şehre yeni geldim garibim dedi. Nerede kalıyorsun dedim. Ağam dedi Brooklyn Köprüsü'nün altında yatıyorum dedi. Biz New Jersey'liyiz dedi. New Jersey'liler dedi hiç hemşerilerini tutmuyorlar ağam, perişanım dedi. Sen de geldin. Ne iş yaparsın dedim. Sıvacıyım dedi. Atla dedim. Atladı. Ondan sonra bastık dampere, geldik inşaata. Arada kamyon hızlanca bu Trump ayağa kalkıyor. Kamyonun rüzgarından saçları fönlüyor. Neyse öyle hasta saçları yani. Aldık bunu inşaata, işe koyduk. İlk haftadan mala vurmaya başladı bu. Yani sıva işinde iyi yani. Güzel mala vuruyor. İnşaatta da sevdirdi kendini. Kime sevdirdin? Usta başlarına. Soğuk demirci ustasından başlayıp kalıpçı hepsine sevdirdi kendini. Beni görünce de elime saldırıyor öpmek için. Ağam sayende elim ekmek tuttu. Yeni fön makinesi aldım. Ağam bak saçlarımı. Git diyorum, manyak mısın? Amel adam öyle süslü olmaz diyorum. İnşaatla hayırlı değildir bu işler falan diyorum. Dinlemiyor. Sonra bu Trump muhtar tapulu arsalara gecekondu yapmaya başladı. Öyle öyle inşaatın kralı oldu yani. Sen hatırlıyor musun? Tabii abi. Her kandilde bayramda arar. Kadir'cim diyor. Ama artık tabii para babası oldu ya. Vay be.
Kadir ya, bir şey soracağım. Soracağım. Sen bunu şimdi mi uydurdun? Şimdi uydurdum tabii, saniyesinde. Nasıl? Abi bravo. Büyük yetenek. Tebrik ederim. Çıtaks. Allah vermiş ya. Çıtaks. Aragaz. Aragaz. Paskal. Yes Kadir. Neydi bizim Twitter adresimiz Cici Kuş? Beyler. Bakın beyler. Twitter rezilliktir beyler. Aa, Zahmet abi. Dur, seni anons edeceğiz ya. Anons pişmanlıktır Kadir. Zaten şu an telefon duyduğumdan her ikisinden de ayrı ayrı çok negatif elektrik alıyorum beyler. Sizin o bulunduğunuz stüdyodaki hava hiç hoşuma gitmedi beyler. Sayıyla kendinize gelin. Ne yaptık Zahmet abi ya? Ne yaptık ha? Ne yaptık öyle mi? Peki beyler, beni bir an için bulunduğunuz stüdyodan bu telefonun ucundaki en terbiyesiz, en ahlaksız, en şahsiyetsiz insan olarak kabul edin beyler. Ettik abi. Ben de ettim abi. Niye ediyorsunuz lan hemen? Estağfurullah Zahmet abi falan demek yok mu beyler? Bakın beyler, bundan sonra benim için yoksunuz. Kadir, bundan sonra sen benim için fış fışlı vitamin akısın. Arslan, sen de bundan sonra benim için tükenmez kalem yayın. Niye alaka ya? Ya abi, Türkiye'yi düşünsem aklıma gelmez mi? Hanımlar beyler, anladığınız gibi ünlü polemik ustası. Fena fillah şahsiyet. Zahmet Çeker abimiz telefon attığımızda. Stüdyo pişmanlıktır beyler. Telefon güzeldir. Al, bu da yeni mi? Çıtaks diyorum Pascal. Çıtaks. Çıtaks rezilliktir Kadir. Vazgeç bu işlerden. Zahmet abi, dinleyicilerden gelen sorular var abi. Cevaplayalım mı? Yalnız bakın beyler, bu dinleyicinizden de acayip negatif elektrik alıyorum. Böyle sizi dinleye dinleye size benzemişler. Hiç hoşlanmadım şu anki ortamdan, açık söyleyeyim. Zahmet abi, senin hoşlandığın bir ortam oldu mu? Düğünümde kasap havası oynarken böyle bir an için hoşuma gider gibi olmuştu ama kendime hakim oldum. Hemen böyle tiksindim kasap havasından. Kasap havası pişmanlıktır beyler. Zahmet abi, dinleyicimiz Gülsü soruyor. Gülsü pişmanlıktır Kadir. Abi. Daha gider bu be. Gülsü diyor ki, Zahmet abi, kocam eve gelmeden önce haftada en az 3-4 gün sarımsaklı kelle paça çorbası içiyor. Kendisinden acayip negatif elektrik alıyorum, ne yapayım? Kelle paça çorbası ihanettir Kadir. Hadi canım. Ne ayağı, ne paçası, ne kellesi kardeşim. Kelle paça içmenin sonu ayakçılıktır. Sonra şunu soruyorum ben o adama. Kardeşim sen ne ayak? Kimin paçasının çorbasını içiyorsun? Kelle paça içen bir adam 1- sarhoştur, 2- midesizdir, 3- adam değildir ki adamdır mesela diyorum. Zahmet abi, ayıp oluyor ama ben de çok severim kelle paçayı ya. Evet, ben de severim. Lan Allah'ım Fransız, sen hayatında kelle paçamı gördün Paris'te, beni şimdi buradan konuşturuyorsun. İstanbul'da gördüm, Kadir alıştırdı, hastasıyız. Bakın beyler, şu an telefonun ucunda iki tane orta yaşlı, böyle biri uzun, biri orta boylu yetişkin, kendine göre şöhret olan, halkın ekserisi tarafından sevilmiş iki adam var. Böyle terleye terleye bana bir şey söylemeye çalışıyorlar telefonla. Ben isterdim ki bunlar gerçekten göründükleri gibi adam olsunlar ama maalesef değiller. Kadir bak, buradan telefonun bir köşesinden senin üstünü çiziyorum. Pascal, oğlum senin de üstünü karalıyorum. Sana alo diyorum Pascal. Abi, kalbimizi kırıyorsun ama bak, çok üstümüze geldin dedi. Evet Zahmet abi, seni seviyoruz biz ya. Kapatın şu telefonu artık, içinizden de ayrı ayrı. Aragaz. Aragaz. Geldir. Lady Gaga ana olmak istiyormuştu. Ne anası? Deniz anası. Ne anası olacak? Çocuk doğurmak istiyormuştu. Durursun abi. Abi olur mu? Senin Lady Gaga ile bir arkadaşlığın var. Bu kız anne olmak istiyor. Sen buna kayıtsız mı kalacaksın ya? Elinden de gelir. Ya elinle alakası yok abi senin Pascal. Sence Lady Gaga ile senin aranı yapmamız lazım değil mi ya?
deliyor. Ya deli kadın iyidir Pascal, hiç canın sıkılmaz. Düşün şimdi, eve geliyorsun, giye giye diz yapmış aşortman altından üstte salaş bir tişört seni karşılıyor. Bu mu güzel, yoksa giymiş lateksleri, deriler, elinde kırbaç, hoş geldin köle, diz çök diye bekleyen Lady Gaga mı? Abi istemem. Öyle deme Pascal, hayat değişikliklerle güzel yavrum. Ben arıyorum Lady Gaga'yı. Abi arama. Çalıyorum, çalıyorum, çalıyorum. Alo, Lady Gaga'yla mı görüşüyorum? Selamun aleyküm Gaga. Ben Kadir Çöptemir canım. Canım sağ ol, bak Pascal Numa da burada. Evet. Evet. Hadi canım. Ne diyor? Ben diyor hayatım boyunca Pascal gibi bir adam bekledim diyor. Hiç karşıma çıkmadı diyor. Yapma ya. Erkeğin has Pascal'mış diyor. Ben bunu şimdi anladım diyor. Allah Allah. Lady Gaga sen anne olmak istiyormuşsun, doğru mu kız? He. Aferin, aferin benim kızıma. Ne diyor abi? Evet Kadir abi diyor, ben yaşayacağımı yaşadım. Yiyeceğim kadarını yedim diyor. Ne? Onu burada söyleyemeyiz yavrum. Ha, anladım. He, artık diyor evlenip diyor evimin kadını olmak istiyorum. Hayırlı bir kısmetim çıkarsa da diyor hemen varacağım diyor. Çeyiz tamam mı? Alo Lady Gaga, Pascal çeyizi tamam mı diye soruyor ya. Evet. Evet. He. Ne diyor? Hamam tasımla damat için tıraş takımım eksik. Onun dışındaki her bir şeyim tamam diyor. Kaynanay oturur mu? Alo. Bak Pascal soruyor, kaynanayla oturur mu diyor. Efendim? He. Pascal sen bir evin bir oğlu musun? Hayır. Değilmiş Gaga. Haklısın ama. Ne diyor? Bir evin bir oğluyla evlenmem Kadir'cim diyor. Anası danası hasta oluyor, hep gelin bakmak zorunda kalıyor. Erkek kardeşi olan adama varacağım ben diyor. Abi şeytan. Alo Lady Gaga, şimdi ben diyorum ki bizim Pascal da bekar, sen de bekar. Ya bu bekarlık nereye kadar? Ya düşünürsen ben aranızı yapayım. Efendim? Pascal, Lady Gaga evi arabası sigortalı işi var mı diye soruyor. Var abi. Varmış Gaga'cım, varmış. Efendim Lady Gaga. Ya bak Pascal diyor ki Lady Gaga'yı istemem diyor. Bana koklanmamış gül goncası bulun diyor. Ha. Ne diyor abi? Ha, evet sen koklanmışsın Pascal, o yüzden istemiyor. Ha o gül, o gülün dikenli sapını Pascal'ın kara... Anladım. Abi kalk. İyi dileklerini sundu sana. Hadi toparlan. Zeraporunu al da çıkalım. Yeter bu kadar ya. Hadi ben de paspası içeri alayım. Yarın kaldığımız yerden devam ederiz. Yetti gari ya. Efendim yarın görüşmek üzere. Paka paka. Haydi bay bay. Pascal, Oman, Kadir çok değil mi? Aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi be. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaze.